Aksoy Teknoloji'nin katkılarıyla hazırlanan Kinyas'la Gündeme Dair programımız başlıyor. Efendim, Kinyas'la Gündeme Dair programında bugün AK Parti ilçe teşkilatındayız. Bayrampaşa ilçe teşkilatındayız. Yanımızda Sayın Başkanımız Ersin Saçlı ile birlikteyiz. Başkanım, bizi kırmayıp programımıza dahil olduğunuz için biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Biz teşekkür ederiz. Sizler de hoş geldiniz ilçe başkanlığımıza. Hoş bulduk başkanım. Sefalar getirdiniz. Başkanım, bizler sizi tanıyoruz. Bayrampaşalı birçok seçmenimiz de, halkımız da sizi tanıyor ama tanımayanlar için Ersin Saçlı'yı bir tanıyalım. Daha sonra da akabinde ilçe teşkilatı olarak Bayrampaşa'da yapmış olduğunuz çalışmalar ve akabinde yapacağınız projeler nelerdir? Evet. İlk önce kendimi tanıtayım. Öncelikle tüm Bayrampaşalı hemşerilerime hayırlı günler diliyorum, izleyen arkadaşlara. Ben 1974 Gaziantep doğumluyum. Aslen Şanlıurfalıyım. 1977'den beri Tuna Caddesi'nde bir İsmet Paşa, bir Murat Mahallesi tarafında ikamet etmekteyim. İlkokulu Tuna Lisesi, ilkokulun Nail Reşit ve daha sonra Tuna Lisesi, orta öğretim ve liseyi. Şimdi de spor yöneticiliği bölümünü bitirdim daha sonra. Tekstil işiyle iştigal ettim. Restoran, kulüplerde yöneticilik, STK'larda, Adıyaman Çevre İlleri Dayanışma Vakfı'nda mütevellit heyetinde görev yaptım. Gençlik kollarına gelmeden önce AK Parti ilçe başkanlığında daha öncelerinde Milli Gençlik Vakfı'nda görev yaptım. Siyasi parti hayatıma da AK Parti teşkilatı kurulduğunda Cumhurbaşkanı'nın ardına bizler de takıldık, elimizden ne gelir diye. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ciddi referansıydı. Ülkenin de o sıkıntılı döneminde bir umut ışığı olarak gördü kendisini. Ondan sonra siyasete girdik. Gençlik kolları başkanlığıyla başlayan, daha sonra meclis üyeliği, ilçe başkan yardımcılığı. Daha sonra bir dönem ara verdik. Daha sonra SKM Başkanlığı, İlçe Teşkilat Başkanlığı, en son MİVAL'de görevimiz şu anda ilçe başkanlığı olarak yürütüyoruz. Bayrampaşalılara da hizmet etmeye çalışıyoruz. Teşkilat olarak başkanım, yapmış olduğunuz çalışmalar akabinde neler yapacağız? Şimdi bizim teşkilat sadece seçimden seçime çalışan bir teşkilat değil. Cumhurbaşkanımızın il başkanlığı yaptığı dönemde kalan bir bize miras var. Sürekli seçmenle içli dışlı olan, toplumun içinde hareket halinde, onların sorunlarını, dilek temennilerini gündemine alan, onların sosyal hayatta yardımcı olan, onlarla birlikte sosyal hayatı yaşayan ve milletin ta kendisi olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Cenazesi, düğünü, sıkıntıları, sorunları oldukça hasbi şekilde onların yanında yer alan bir teşkilat yapımız var. Teşkilat yapımızı kısaca söylemek gerekirse 3 kademeden oluşuyor. Ana kademe dediğimiz bizim ilçe başkanlığı yaptığımız görevini yürüttüğümüz kademe. Gençlik kolları, kadın kolları kademelerimiz var. Bunların her birinin altında da mahallelere kadar dayanan bir yapılanma var. Yani her mahallede, her hücresinde bir çalışan görevli gönüldaşlarımız var. Ümmete ilk önce hizmet etmek, daha sonra dualarını almak, ondan sonra da ülkemize hizmet etme anlamında görevlerimizi yürütüyoruz. Çok güzel. Başkanım, hazır sizi tanıdık. Teşkilatla da ilgili bilgileri aldıktan sonra. Çiçeğin sanatla buluştuğu Yaşar Çiçekçilik'te sevginiz çiçek açsın. Özel günlüğünüzde iki şubesiyle Yaşar Çiçekçilik. Bayrampaşa'mızın iktisadi, toplumsal ve kültürel olarak durumu ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Nasıl bir Bayrampaşa hayal ediyorsunuz? Hem teşkilatınız hem Sayın Ersin Saçlı olarak. Şimdi tabii çocukluğumuz burada geçtiği için Bayrampaşa. Bayrampaşa sanayi bölgesiydi, tekstil bölgesiydi. Göç alan bir ilçeydi. Tabii ilk yerleşim yeri Bulgaristan'dan muhacir vatandaşlarımızın gelmesiyle kurulan bir ilçe. Daha sonra işte ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelen vatandaşlarımızdan oluşan bir bölge. Sanayileşmesi çok had safhadaydı benim çocukluk yıllarıma dayanan bir döneme. Bu dönemde de şöyle bir ortamla karşılaşıyoruz. Daha çok turistlerin de artık geldiği bir ilçe haline dönüşüyoruz. Tabii kiralar bir anda yükseldi cazibe merkezi haline gelmesinden sonra. Tabii bizim Refah Partisi o dönemde Cumhurbaşkanımızın geleneğinde, il başkanlığı döneminde, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde bir gelenek oluşmaya başladı. İşte temiz hava, o sarı dökümcüler vardı Murat Mahallesi'nde. Havanın temizlenmesiyle birlikte Bayrampaşa'da her şey yoluna girmeye başladı. En önemli özelliği Bayrampaşa'nın, kültür, turizm diyorsunuz ama en önemlisi spor. Spor alanında çok yetenekli kardeşlerimizin çıktığı bir bölge. Tabii bunda en büyük unsurlardan birisi de Rumeli vatandaşlarımızın, kardeşlerimin, arkadaşlarımın çoğunlukla olması. Çünkü fiziksel yapıları spora çok uygun. Gerek basketbol gerekse futbol. Anadolu ile birlikte çok güzel bir butik ilçe diyelim. İstanbul için butik ilçe, Anadolu için çok büyük ilçe de. Öyle bir ilçe halinde. Gelecekte Bayrampaşa'yı şöyle
tasvir etmek lazım. Çok merkezi bir ilçe, trafiğin kesiştiği bir ilçe. İşte bizim avantajlarımız ve dezavantajlarımıza bakmak lazım. Geçmiş dönemlerde cezaevinin olması ilçemize çok ciddi anlamda prestij kaybettiriyordu. Cezaeviyle anılan ilçeydi. İşte ben askerlik yaptım. Askerde nerede oturuyorsun? Bayrampaşa orası neresi? İşte cezaevinin olduğu yer. Deyince böyle bir olumsuz atmosferi yaşıyorduk. Şimdi hamdolsun onlardan yavaş yavaş kurtuluyoruz. İşte bunun için neler yapmak lazım? İşte oteller yapılmaya başlandı. İşte turizm bölgesi olmaya başladı. İşte bağrımızdan çıkan sporcularımız Hidayet Türkoğlu, Ardan Turan gibi birçok ismi söyleyebileceğim kardeşlerimizin çıktı. Sporcu yatağı bir ilçe. Kaptanlar çıkarıyoruz. Tabii, Necip Uysallar da var. İsmini sayamadıklarımdan özür diliyorum. Çok zaten, Orhan Gülle var mesela, çok var. Çok sporcu yatağı. Tabii bunlar Türkiye'ye mal olduğu için ismi daha çabuk hatırlanır diye söylüyorum. Böyle bir cazibe merkezi haline gelmeye başladı. Ben özellikle sporun gençler üzerindeki etkisi, aileler üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak sporla harmanlanan bir ilçe. Yavaş yavaş Bayrampaşa'da alan bulamayıp sanayi bölgelerine gitmeleri noktasında bir görüntü var. Gaziantep'te Hacı Bayram, Bayrampaşa'da bulunan iki şubesiyle hem kaliteli tatlı hem de köfte, ızgara ve sulu yemek hizmetiyle sizlerle. Olması gereken bu mu? Bu artık yeni yüzyılda sanayinin, ağır sanayinin, mobilya sektörü olsun, araç sanayisi olsun, tekstil, bunların bölgeleri olmaya başladı. Şöyle söyleyeyim, kendim de tekstille uğraştığım için Bayrampaşa'da tekstil ağırlıklı bir ilçe, özellikle Triko'da geçmiş dönemden bugüne kadar süre gelen bir bölge olduğu için şunu söyleyebilirim. Tekstil biraz turisti de çekiyor. İşte bavul ticaretinden olsun, alışverişlerle noktasında olsun turistleri çeken bir bölge. Bununla ilgili hamleler olacağını düşünüyorum. Buna örnek olarak bir Osman Bey tekstilde, iç piyasa deriz biz buna. Evet. İç piyasada çok etkili bir bölgeydi. İşte dış piyasada Merter gibi, Laleli gibi tekstil sektörüyle turistleri çeken bölgeler vardı. İnşallah Bayrampaşa'da da bununla ilgili bir düzenleme olacak şekilde bir atmosfer oluşturdu. Tabii Bayrampaşa için önemli bir hem çevre temizliği açısından da ciddi anlamda ilçeye sıkıntı vermiyor ama turist çekip buradaki esnaflarımızı kalkındırma noktasında çok güzel bir alan oluşturabilir. Tabii oteller de Bayrampaşa'da yapılmaya başlandı. Hiç beklenmedik bir şekilde. İlçemizde 5 yıldızlı oteller var artık. Yani geçmiş dönemle kıyaslanırsa bu otellerin Bayrampaşa'da iş yapmayacağı düşünülüyordu. Sadece Bayrampaşa halkına yönelik yapıldığı düşünülüyordu. Oysa ki dışarıdan ilçemize katma değeri olan insanların gelmesini sağladı. Ve bu ticari isimlerin olduğu oteller. Tabii önemli isimler. Marka oteller. Öyle söyleyeyim. Bayrampaşa hızla gelişen bir ilçe. Tabii bir ilçenin değerinin artmasını neyle kıyaslayabiliriz? Şöyle söyleyebilirim. Eski Edirne asfaltını baz alalım. Bizim Cevatpaşa mahallemiz var. Yani en uç mahallemiz. Orayı kıyaslayalım. Tabii burada yanlış anlaşılma olmasın. Özellikle arkadaşlara da bunu söylemek istiyorum. Eski Edirne asfaltından öbür taraf, yani Karadeniz mahallesi tarafı, bir ev fiyatına bakın. Bir de kaldırımın diğer tarafına, eski Edirne asfaltında Cevatpaşa tarafına geçin, ev fiyatlarına bakın. Şu an bir ilçenin katma değeri yaptığımız için başkanım biraz uzak mesafe diye. Yani orada ilçenin değerini görürüz. Bir de okullara bakın. Okullarda da semt dışından çok öğrenciler geliyor. Yani en prestijli okullar bugün tabii İstanbul'un medeniyet merkezi dediğimiz Fatih Tarihi Yarımada'da en çok okulların rağbet gördüğü, işte Vefa Lisesi, Pertevniyal gibi, Şehremini gibi okullar çok talep edilen okullar ama bugün bakıyorsunuz bizim Bayrampaşa'mızdaki okullar da artık dışarıdan öğrenci ve tercih edilen, şehir dışından öğrencilerimiz geliyor. Bu da Bayrampaşa'nın gitgide değerlendiğini gösteriyor. Güzel okullar da, başkanım yatırımcılar da artık Bayrampaşa'ya özel okullar açısından da gelmeye başladı. Artık burada Bayrampaşa'nın değerinin artması, bunda emeği geçen, geçmiş dönemde görev yapan, belediye başkanlıklarından tutun, kaymakamlıklarda görev yapan herkese çok teşekkür etmek lazım. Bugün de bize düşen görev, siyaset yapıyoruz belki. AK Parti ilçe başkanı olarak bir görevimiz var ama ilk önce Bayrampaşalıyız biz. Bayrampaşa'nın menfaatlerini düşünüyoruz. Bu anlamda kimin emeği geçmişse hepsine buradan ayrı ayrı teşekkür etmek lazım. İnsan hayatına önem vererek en güzel ve en güvenli yapıları inşa ediyoruz. 50 yıllık geçmişiyle Eyüboğulları inşaat. Bizim de görevimiz bunu daha ileriye götürmek lazım. Tabii parantez içinde söylemek istiyorum. Bayrampaşa en büyük
katkıyı sağlayanlardan birisi de sevgili Cumhurbaşkanımız. Belki bilmeyenler vardır, onu da burada söylemiş olayım. Yeşil alan noktasında çok eleştiriye maruz kalıyoruz ama bugün Adapark diye tabir edilen Bayrampaşa Şehir Parkı Cumhurbaşkanımız tarafından Bayrampaşa'mıza kazandırıldı. Çok güzel bir yeşil alanın olduğu bir bölge. Bu noktada da kendisini burada iade etmeden geçemeyeceğim. Bayrampaşa'nın değerlenmesi anlamında çok ciddi katkıları oldu. Başkanım, hazır Bayrampaşa'yı bu kadar çok konuştuk. Konuş da bitmeyecek bir ilçe. Ben ülkemize doğru sorulardan yürümeye çalışıyorum. Başkanım, ülkemizin ekonomik durumu, iç ve dış siyasi pozisyonları ve genel durum hakkında neler söylemek istersiniz? Evet, şimdi tabii herkesin ilgi alanı, herkesi direkt ilgilendiren, iş adamından tutun ev hanımına kadar, öğrencilere kadar ilgilendiren alan ekonomidir. Evet. Ekonomisi kötü olan bir aile yapısı çatırdar. Şimdi ben size kısaca bir tarihsel bir şey anlatayım. Tabii. Bugünümüze de getireceğim değerlendirme açısından. Yıl 2002 seçimler oldu, 3 Kasım. 3 Kasım seçim erken seçimdi. Neydi erken seçim? Üçlü koalisyonun ülkeyi yönetemediği bir hal, krizlerin had safhada olduğu ve o dönemden de dışarıdan ekonomi bakanının transfer edildiği bir dönemdi. Ekonomi bakanının ne şartla transfer edildi? IMF'den borç alacağız ama biz bu borcu veremeyiz diye. Bunu ancak bu adamı gönderirsek, Kemal Derviş o dönemde ekonomi bakanı olarak gönderildi. Size gönderdik, bu ilgili yasal düzenlemeleri yapar ve borcunuzu ödeyebilirsiniz. O kadar acziyet içinde bir durumdaydık. Bilmeyenler, özellikle genç kardeşlerime bunu söylemek istiyorum. Bu şekilde bir ekonomi teslim alındı. O tarihte. Tabii, 17 yaşında şu an. Tabii. Yani bilmemesi mümkün değil. Şimdi çok, hatırlatmakta fayda çok var. Doğru. Tabii bunu hayal etmek de çok zor yani. Nasıl yani? 3 milyar dolar borç alabilmek için işte bir sürü yaptırımlar, işte deprem yaşadık. Depremin vergileriyle birlikte memurun maaşı ödendi. Bunları anlatmak gerekmiyor. Bir afet yaşandı. İşte bunun üzerinden siyaset de yapmayalım ama yapılan bir şeyi anlatmak istiyorum. Hı hı. Cumhurbaşkanımız genel başkan muhtar olamaz deniliyordu. Seçime giremedi. Ve genel başkan olduğu bir parti ilk seçimde iktidara geldi. Ve taahhütü şuydu, vaadi. Bizden 3 yıl kimse bir şey beklemesin hizmet. Biz ülkenin ekonomisini düzelteceğiz. Diyerek yola başladı. Burada bir anımı paylaşmak istiyorum. Ekonomi canlandı, işte yatırımlar, duble yollar başladı. Okullar yenilenmeye başladı. Bir gün benim iş yerimde bir hanımefendi üye yapmıştım partimize. O zaman ben gençlik kollarındaydım. Aradan 2 yıl geçti, 1,5 yıl geçti. Yani 2003 yılı yanlış hatırlamıyorsam. Ya dedi, ben dedi istifa etmek istiyorum dedi partiden. Üyelikten istifa ettirebilir misin dedi. Dedim dilekçe yaz, ettireyim ama dedim neden istifa etmek istiyorsun? Altın ve pırlantada seçkin ürün yelpazesiyle köşem kuyumcusu Bay Satko sizleri olacak bekliyor. Olacak falan bahane yani. Eşi bürokrat olmayacak. Anladım, bir şeyden rahatsız. Tamam dedim, olur dedim. İlçe başkanlığında dilekçeni işleme alırız. Aradan 1 ay 2 ay geçti yanlış hatırlamıyorsam. Ekim-Kasım ayları. Bana dedi, ya Ersin dedi, ben istifa edecektim ya, ne oldu dedi, benim işlemi hallettin mi? Yok dedim, ettim diye biliyorum ama dedim, bir sıkıntı mı var? Yok dedi, etmediysen sakın istifa ettirme dedi. İşlemi alma. Niye dedim, o gün istifa edeyim diyorsun, bugün etmeyeyim diyorsun. Ya dedi, o gün dedi, ben korktum dedi, hani AK Parti sonuçta muhafazakar bir parti. Geçmiş dönemde 28 Şubatların yaşandığı bir parti, başımıza bir şey gelir mi diye korktum. Ama dedi, ben şundan dolayı çok sevindim. 3 çocuğum var dedi. Okula gideceğiz. Kitap parasını nasıl denkleştiririm diye düşünürken bir baktım kitaplar ücretsiz dedi. Allah razı olsun dedi. Benim bütçeme çok ciddi katkı oldu dedi. O dönemde ciddi bir ekonomide yer alıyordu. Ben öğrencilik yıllarımdan bilirim. Paran var gene kitap alamıyorsun. Şimdi kitaplar okullarda ücretsiz dağıtılıyor. Masanın başında. Yani hamdolsun o günlerden bugünlere kadar geldik. O yaşadığımız süreçte şunları da gördük. Irak Savaşı'nı gördük, Kıbrıs sorununu gördük. Daha sonra Cumhuriyet mitinglerini gördük, iç kalkışma. Daha sonra E-Muhtıra'yı gördük, parti kapatma davasını gördük. Daha sonra 17-25 Aralık yolsuzluk algı operasyonunu gördük. 15 Temmuz'u gördük, gezi olaylarını gördük. Bunlar içeride bize dayatılan kalkışma. Ve ona rağmen biz ayaktayız dimdik, Allah'ın izniyle. Birisi hapşırsa bizim ekonomi batıyordu, devalüasyon oluyordu. Çiller döneminde de devalüasyon oldu, Ecevit döneminde devalüasyon oldu. Kitaplar, bunları yaşadık. Tabii. Yani sürekli devalüasyonlara alışkın bir ülkeyiz. Bunlar üzerimize gelirken öyle bir duruş sergiledi ki Cumhurbaşkanımız, başbakan değildi, sonra başbakan oldu. Sonra Cumhurbaşkanı oldu, seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. Hepsini bertaraf etti. Ülkenin ayakları üzerinde sağlıklı durmasını
sağladı. Tabii bu arada ekonomimizi de çökertme operasyonları da başladı bir taraftan. Bakın bir ülke gezi olayları atlatıyor ve ekonomisinde ufak tefek sorunlar olabilir. 15 Temmuz'u atlatıyor, ufak tefek sorunlar olabilir. Ama ben en önemlisini söyleyeyim. Bugün ülke olarak sınır ötesinde operasyon yapıyoruz. Kimseden de icazet almıyoruz. Diyoruz ki bir gün ansızın, bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. Ve göstere göstere gidiyoruz. Bu bizim ekonomideki gücümüzü gösterir, silah sanayindeki gücümüzü gösterir, birlik beraberliğimizi gösterir. Tabii bunu eleştirenler, iş siyaset malzemesi yapmak isteyenler de oluyor. Bunlar da bizim vatandaşımız, bunlara da fazla bir şey söylemiyoruz ama bugün ekonomiyi eleştiriyorsak el insaf deyip bu süreci bir gözümüzün önünden geçirmemiz lazım. Bugün bunların üstesinden geliyorsak ciddi bir ekonomi gücümüz var. IMF'den kurtulduk. Her yıl 500 milyon dolar para veriyoruz. Yurt dışına yatırımlar yapıyoruz, bağışlar yapıyoruz. İşte bir Somali'ye Cumhurbaşkanımız bir hastane yaptırıyor. Bugün bunlar eleştiriyor. Ama büyük devlet olmanın geleneğinde bu var. Uzman Osmanlı kadrosu ve son teknolojik cihazlarıyla daha sağlıklı yaşam için her zaman yanınızda olan Medivet Tıp Merkezi Bayrampaşa'da. Olarak biz öyle büyüttük geçmiş dönemde devlet olarak. Bugün de o yolda ilerliyoruz hızla. Yeter ki birlik bütünlüğümüz bozulmasın. Tıpkı Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi ben gücümü milletimden alıyorum dedi. Bir gün bize işi düştü. 15 Temmuz'da sokağa davet etti. Biz de gereğini yaptık. Biz üzerimize düşeni yapalım. İşte Cumhuriyet tarihi boyunca şans olan bir lidere sahibiz. İnşallah onu destekleyerek hep birlikte ülkemizi daha ilerilere götürürüz diye düşünüyorum. Gençliğimizle birlikte tabii. Başkanım çok güzel. Siyasi olarak ülkemizi dışarıda nasıl görüyorsunuz? Nasıl bir fotoğraf veriyoruz biz dışarıda? Nasıl bir fotoğraf veriyoruz? Cumhurbaşkanı en son Trump'la birlikte oturdu. Yurt dışına da gittim geldim. Yurt dışında yaşayan arkadaşlarımı da çok dinledim. Televizyonlarda da çok röportajlarda özellikle magazin programlarında gösterirlerdi. Hatırlarım. Türkiye nerede diye bir soru sorarlardı. Düşünürlerdi şöyle bir kafalarını. Ya Afrika'da galiba bir yer. Arap bir ülke galiba falan derlerdi. Şimdi gidin bugün Türkiye'yi sorun. Bir, bizden rahatsız olan özellikle geçmiş dönemde Haçlı Seferi yapan zihniyet bugün Türkiye'yi İslami terörist bir ülke olarak gösteriyor. Bu duruşumuzdan dolayı. Ama bir de gidin mazlum coğrafyaya, Müslümanların yaşadığı coğrafyaya Türkiye'yi kahraman ülke görüyorlar. Bizi savunacak ülke bu diyorlar. Biz nerede durduğumuzu, karşımızda kimler olduğunu ve bizi destekleyenleri gördüğümüzde ülkemizin dış ülkeler nezdinde nerede olduğumuzu gösterir. Bir anımı paylaşmak istiyorum. Tabii o dönemde bu terör örgütleri, DAEŞ falan yoktu. Bize öyle bir hafta yapıştırılmamıştı. İsviçre'de bir arkadaşımın akrabası bir meseleyle ilgili benimle görüştü. Ben de merak ettim. O görüşme esnasında yardımcı oluyordum kendilerine. Ya dedim, nasıl görüyorsunuz Türkiye? Ya dedi, ben temelli dönmeyi düşünüyorum dedi İsviçre'den buraya. Yapmayın ya, oranın ekonomik şeyleri çok iyi falan. Yok dedi, orası çok sıkıntılı dedi. Vallahi dedi, çok şanslısınız dedi ya. Türkiye şu anda çok iyi, mesafe kat ediyor ve çok iyi durumda. Ben gururla dedi orada sokaklarda Türk'üm diyordum. Geçmiş dönemde diyemiyordum dedi. Bunu bahsettiğim 2007-2008'lerden bahsediyorum. Ne kadar acı bir şey var. Yani şimdi geldiğimiz nokta, oradaki vatandaşlarımız Türk'üm diyor ama içimize fitne sokmaya çalışıyorlar. Neyi sokmaya çalışıyorlar? İçimizdeki bizim birlikteliğimizi bozmak için Kürt-Türk kavgası. Bunu oluşturmaya çalışıyorlar. İşte İslami terörist bunlar. Hristiyan düşmanı bunlar. Bu gibi yaftaları yapıştırmaya çalışıyor. Her dönemde aynı senaryo. Aynı yok. Ama ülkemizde var mı öyle bir durum? Yok. Yok. Allah'ın izniyle yok. Yok. Yani biz bunu korudukça dışarıda daha çok hareketlenmeler olacak. Saldırılar daha çok olacak ama biz bir o kadar güçlü milletiz. Bu gücümüzü de ufaktan bir gösterdik 15 Temmuz'da. O gün çıktık sokaklara da dur dedik. Bu yanlış dedik. Ve darbe girişimini engelledik. İçimizdeki de sıkıntılı durumları temizlemeye başladık. İnşallah millet olarak biz bunu her zaman yerine getireceğiz. İnşallah. Başkanım, bölgemizdeki gelişmeler hakkında neler? Karadeniz yemek dünyası. Sulu yemek çeşitleri ile siz değerli halkımıza Bayrampaşa merkezde hizmet vermektedir. En son biraz önce bahsettiniz ama ben detaylarını bir sonraki sorumda diye çok içerisine girmedim. Barış Pınarı, Orta Doğu, Doğu Akdeniz petrol aramaları, Körfez, Avrasya ülkeleri, Avrupa Birliği. Evet. O bizi almadıkları Avrupa Birliği reisini de en sonunda almazsanız almayın. Tabii almazsanız almayın derken şunu söyledi. O şartlarda ben olduktan sonra zaten almazsanız almayın. Yani ekonomimiz iyi, o yasaları çıkarmışız, uyumlar ülkemizde demokrasi hakim. İşte uyum yasaları her şeyi sağladıktan sonra gerek yok, almazsanız almayın. Çok da meraklısı değiliz gibi bir açıklaması oldu. Tabii o söylediğiniz soru özellikle ekonomimizi de direkt ilgilendiren, demin bahsettim ama biraz daha detaylı anlatayım.
Barış Pınarı dediğimiz hareket, pençe hareketi, zeytin dalı, bir sürü hareket sayarız. Bunlar basit operasyonlar değil. Bunlar bütçe gerektiren operasyonlar. Burada silah kullanıyorsunuz. Burada enerjiyi kullanıyorsunuz. İş gücünü kullanıyorsunuz. Makineleri kullanıyorsunuz. Yollar yapıyorsunuz. Duvarlar örüyorsunuz. İşte tüneller kazıyor karşı taraf. Siz setler yapıyorsunuz. İHA'ları, SİHA'ları yapıyorsunuz. Bunlar hep ekonomiden fedakarlık yaptığınız unsurlar. Bunları yapıyoruz. Allah'ın izniyle de bu operasyonlar başarılı sürüyor. Şimdi ben genel olarak dış politika ile ilgili ülkemizin geldiği nokta şu. Önceki dönemlerde Türkiye'de Irak'a bir operasyon yapıldı. İncirli Hava Üssü kullanıldı. Dönemin başbakanının haberi yoktu. Televizyonda soruyorlar. Ben lise yıllarındayım. Ya Irak'ı, İncirli Hava Üssü'nü NATO kuvvetleri bombalıyor. Ne zaman diyor başbakan. Çıktı bombalıyor. Bugün bizden habersiz bir şey yapamaz kimse. O duruma geldik. Bizden habersiz bir şey yapamadıkları gibi biz yapıyoruz. Bakın Kurtuluş Savaşı'ndan sonra dış politikada, dış operasyonda ilk defa kendimiz kimseye icazet almadan operasyon yapıyoruz. Anlaşıyoruz, görüşmeler var. Devlet olarak örnek veriyorum, kimseyle savaşmıyoruz gibi bir görüntü var. Ama pazarlık masasına bir bakıyoruz Amerika geliyor, bir bakıyoruz Rusya geliyor. Çok ilginç değil mi? Normalde bu bizim, yoklar başkanım. Normalde yoklar ama anladığımız zaman çıkıyorlar ortaya. Biz PYD ile savaşıyoruz, bir bakıyoruz Amerika bizimle anlaşmaya çalışıyor. YPG ile savaşıyoruz, bir bakıyoruz Amerika, Avrupa Birliği ambargo koyuyor. Çok ilginç değil mi? Biz ne diyoruz? Biz bir operasyon yapıyoruz diyoruz terör örgütüne. Bu bizim gücümüzü gösteriyor. Hani kriz teğet geçti demişti ya Cumhurbaşkanımız. Orada ekonomimizin büyüklüğünü gösterdi. Oysa ki ülkede bir ekonomik sıkıntı vardı ama o gücümüzü göstermek için o ifadeyi kullandı. Şimdi de doğalgaz aramaları için yapamazsınız, edemezsiniz dediler. İki tane savaş uçağı, savaş gemisini verdik. Gemiyi gönderdik. Belki o zaman teknolojimiz 10 yıl önce oldu bu operasyonun ilk başlangıcı. O zaman ben bunu iyi takip ediyordum. İyi bildiğim bir konu. Daha sonra gemimizi ürettik, sondaja başladık. Gene gittik. Hadi gelin müdahale edin. Bu bizim gücümüzü gösteriyor. Siz arıyorsanız biz de ararız. Siz giriyorsanız biz de gireriz. Biz barış için gelir, siz oradaki enerji kaynaklarını sömürmek için gelirsiniz. Bunu net söyledik. İşte Mısır'da operasyon oluyor. Biz oraya tepki veriyoruz. Müdahale hep biz oluyoruz. İngiliz savaş bitince niye İngiliz uçakları, Fransız uçakları geliyor? Neyin peşindesiniz dedi. Cumhurbaşkanımızın o sözünü hiç unutma. Mısır'da kaos varken sesini çıkarmıyorlar, olay bitiyor. Sonra uçakları gönderiyor. Biz ilk başta yardım gemilerini gönderdik, uçaklarımızı gönderdik, her türlü yardımda bulunduk. Hakeza Libya'da da öyle. Artık dış politikada da gündemi belirleyen ülkeyiz. Masaya oturtuyoruz herkesi. Bunu daha derine girmeden ancak arkadaşlarımızın daha sokakvari bir ifadeyle anlatmak istiyorum ama biz artık rajon kesilen ülke değiliz. Rajon da kesiyoruz gerektiği zaman. Bunu nereden alıyoruz bu gücü? İşte geçmişimizde, tarihimizde alıyoruz. Öyle büyük bir medeniyetin çocukları olmaktan alıyoruz. Bir de öyle bir güçlü liderimiz var, öyle bir duruşu var. İşte bu hafta sonu Bayrampaşa'daydı. Amerika'dan geldi, Trump'la görüşüyor, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açılışına geliyor. Bu kadar çalışan, bu kadar ülkesi için koşturan bir lidere sahibiz Allah'ın izniyle. Yani düşünün 12 saat, 13 saat yolculuk yapıyorsunuz, geliyorsunuz bir kurumun açılışına, vatandaşa mesaj vermek için. Birlikte olduğunu göstermek için. Bu dış politikaya da tabii yansıyor. İç politikadaki gücünü gösteriyor, ilgisini gösteriyor. Gurur diyoruz, şanslıyız diyoruz. Tabii siyasi malzemeler de yapılıyor Cumhurbaşkanımıza. Ekonomi işte neden gösterip eleştiriler geliyor. Arkadaşlar bir şey başarılırken bedeli de olmalı. Hiçbir şey güllük gülistanlık önünüze sunulmuyor. Biz burada bir mücadele veriyorsak yarınlarımızı kurtarmak için mücadele veriyoruz. Bugün çalışıyoruz, silahımızı üretiyoruz. Silah istiyoruz, vermiyorlar. Silahımızı üretmeye başlıyoruz. Niye üretiyorsunuz diye bize soruyorlar. Örneğini biliyorsunuz S-400'ler için. Niye alıyorsunuz? Uçak vermiyoruz size. Neden çekiniyorlar? Hani müttefiktik? Bayrampaşa'da size lezzet sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana çeşit ve lezzet olarak rakipsiz olmaktan gurur duyuyoruz. Yaşar Pastanesi. Bununla ilgili planları aslında alt üst ediyoruz. Biz güçlü ülke olduğumuzu kabul ettiriyoruz. Çünkü böyle bir süreç onların yaşıyor. Bize verdikleri her şeyde onlar müdahale edebiliyorlar. Hı. Biz de istiyoruz ki artık bizim kendi uçaklarımız, kendi silahlarımız olsun ki kimsenin bilgisayarın başında bizim silahlarımızı bir operasyon anında durdurmasın. Tabii yazılımlar hep yurt dışına aitti. Şimdi bakın FETÖ denilen bir yapıyla karşılaştı devletimiz. Bu sadece AK Parti'nin meselesi değil. Ülkenin güvenlik sorunuydu bu. İstihbarat millileşince bizim durumumuz düzelmeye başladı.
kaynaklar kesildi. Haber kaynakları kesilmeye başladı. Biz o kadar güçlenmeye başladık. Daha sonra silahımızı kendimiz üretince işte operasyonlar daha başarılı gitmeye başladı. Şehitlerimizin sayısı azalmaya başladı. Hamdolsun hiç şehit vermeyelim. Bugün akıllı bombalar yapılıyor. Tüneller kazılıyor. O akıllı bombalarla tüneller askerimiz girmeden imha ediliyor. Evet, hamdolsun böyle duruma geliyoruz. Bunları da üretmeye başladık. İşte yerli milli araba yapalım diyor Cumhurbaşkanımız. İş adamlarını gidiyor zorla çağırıyor. Üretin. Ülkemizin bir markası olsun diyor. Ben her türlü desteğim. Bunu yapabilen bir lidere sahibiz. Yoksa iş adamları bir araya gelmez. Ben bir tanesiyle sohbet etme bir programda şansına sahip oldum. Ya Cumhurbaşkanımız olmasa olmaz diyor bu iş. Kimse işi yok, uğraşmaz. İnsanlar, iş adamları distribütörlük yapıyor. Yurt dışından alıyor, burada satıyor. %3'lük, %2'lik karına bakıyor. Ama şimdi biz kendi öz kaynaklarımızla yerli milli otomobil ve dünya markası üretmeye başlayacağız. Akıllı arabalar üretiyoruz artık. Bu duruma geliyoruz. İnşallah onu da uzun zaman sonra yakında göreceğiz. Kamuoyunda bazen resmin sadece görünür tarafına mı bakıyoruz? Yani mesela ekonomide de olsa... Mevcut duruma göre bakıyoruz. Bir adım sonrasına, iki adım sonrasına bakmıyoruz. O gün ekonomi kötü, biraz işte insanların alım gücü düştü, işte elektrik zam geldi falan, bir sürü meseleler var. Hepimiz yaşıyoruz. Hepimiz. Tabii ki bu hani ben de fatura ödüyorum, sen de ödüyorsun. Yani tabii ki. Bunlar yaşanıyor ama sonrası ne olacak diye hesaplamak lazım. Yani savaş halindesiniz. Şu anda askerlerimiz operasyon yapıyor. Dış politikada Amerika ile resleşiyoruz ve şu anda ekonomimiz bu seviyede. Düşünün geçmiş dönemde, o yüzden 2002 yılından öncesinden başladım. Neydik şu anda, ne durumda? O durum, anayasa kitabı atılıyordu, ekonomik kriz oluyordu. Şimdi savaş halindeyiz. Amerika ambargo koyacağız diyor. Biz bu şekilde. Bazen böyle düşünüyorum. Evet yani biz Barış Pınarı Harekatı başladı. Ondan önceki harekatlar da Zeytin Dalı da başladı. Yine hayat devam ediyor herkese. Yani yarın sabah işine giden insan da işte ülke Türkiye Barış Pınarı Harekatı yapıyor ya da Zeytin Dalı operasyonu yapıyor, abi biz yine devam ediyoruz. Yani işimize de devam ediyoruz. Ve operasyonu biz yapıyoruz. Evet, başka ülke biz yapıyoruz. Eskiden Amerika kuvvete girerdi veya Irak kuvvete girerdi, ülke ekonomisi çökerdi. Şimdi biz operasyonu yapıyoruz. Günlük hayatımıza devam ediyoruz. Ne diyoruz? 1982'den itibaren gözlükte dünya markalarını elinde bulunduran İnan Optik 3 mağazası ile ve konusunda uzman ekibiyle hizmet operasyon vermektedir. Diyoruz. Yani o kadar güçlüyüz ki biz buna operasyon diyoruz. Ama masada oturanlar kim? Rusya, Amerika, Avrupa Birliği oturuyor. Bizimle anlaşmaya çalışıyor. İran işte bugün karıştı, görüyorsunuz. Petrol zamından dolayı karıştı. En tutucu köklü bir medeniyeti olan bir devlet. Orası da karışıyor ama biz ne durumdayız? Gücümüzü nereden alıyoruz? Buna iyi bakmak lazım. Fotoğrafı iyi okumak lazım. Çok güzel. Başkanım. Tabii burada da özür dilerim. Şuna da girmek istiyorum. Hazır sorunun içine. Tabii. Dış politikayla ilgili bunlar yapılırken Suriyeli vatandaşlarla ilgili, vatandaşlar da demeyeyim, cümleyi düzelteyim. Suriyeli mağdur olan kesimi devlet olarak Avrupa Birliği'ne sırt çevirdiği dönemde biz kapımızı açtık. Bu medeniyetimizin, insan olmanın gereği. Bir de inancımız gereğidir. Bugün bunu siyasi malzeme haline dönüştürmek de çok yanlış. Geçmiş dönemde Bulgaristan'dan göç eden soydaşlarımız da oldu. Ermeni savaşlarında gelen Azeri vatandaşlarımız da oldu. Hepsine biz kucak açtık. Biz böyle bir devletiz ama şunu elde ediyoruz bugün. Yarın onlar ülkelerine döndüğünde Türkiye hayranı bir vatandaş olarak dönecekler. Çünkü en zor zamanlarda biz sahip çıktık. İşte Kıbrıs harekatında bize Pakistan ambargoyu deldi diye kahraman ülke gibi anlatılır. Kardeş ülke deriz o dönemden beri. Şimdi bizim kardeşlerimiz çoğaldı. Bu insanlar topraklarına döndüğünde işte orada bir devlet yapısı içinde bizim karşımızda değil yanımızda olan bir ülke olacak. Bunu elde ediyoruz. Tabii ki bunun sıkıntıları, bedelleri olacak. Biz sıkıntı yaşamadan bugünlere gelmedik. Hep sıkıntılar yaşayarak geldik. Öyle güçlü devlet olduk. Mücadele etmeden kimse bize bu toprakları bahşetmedi. Atalarımızın kanlarıyla bu ülkeleri, bu ülkeye vatan edindik. İnşallah bundan sonra da öyle koruyacağız. İnşallah başkanım. Çok böyle aklıma gelecek birçok soru da var da başkanım, hazır sizi bulmuşken devam edelim istiyorum ama bizim böyle programımızın format gereği sorularımızı sizlere yöneltmek istedik. Başkanım, bu soruların dışında serbest olarak yani Bayrampaşalı seçmenlerinize, vatandaşlarımıza, sizleri tanıyan tanımayan herkese neler söylemek istersiniz? Bundan sonra AK Parti Bayrampaşa İlçe Teşkilatı hangi konularda aktif görevler almaya devam edecektir? Biz sizi dinleyelim. Sonra ben programı kapatayım. İnşallah. Çok güzel bir program oldu çünkü. Evet. Bayrampaşalı hemşerilerime ilk önce birçoğu arkadaşım, hangi siyasi parti olduğu fark etmeksizin. Evet, sizin öyle bir özelliğiniz var. Bayrampaşa'da hep birlikte yaşıyoruz. Yani düşünün, 43 yıldır Bayrampaşa'dayız.
Mahalleye çıkınca Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş arkadaşlarımız, İYİ Parti'ye oy vermiş arkadaşlarımız, Milliyetçi Hareket Partili ittifakta beraber yol aldığımız arkadaşlarımız hep birlikte bir kere Bayrampaşa'da yaşıyoruz. İstesek de istemesek de bunu kabul edelim bir kere. Önemli olan benim hayalim şu, birbirimizin hukukunu da gözetelim. Bir kere mesnetsiz iftiralardan kaçınalım. Tamam, siyaset yapıyoruz, siyasetin de bir ahlakı olmalı. Biz üzerimize düşeni yaparız. Bizim bir yanlışımız varsa bir telefonun ucu kadar yakınız. Çok ararlar, gerekli bilgiyi edinirler. Kapı da açık başkanım. Tabii kapı da açık. Yani ilçe başkanlığımız değil. Sadece AK Parti ilçe başkanlığı. Medya Organizasyon ve Eğitim Limited Şirketi her türlü organizasyonlarınızı ve kurumsal danışmanlık ihtiyacınızı karşılamaktadır. Bir Bayrampaşalı hemşerileri olarak konuşmak istiyorum. Bayrampaşa'mız da Urfalısından Kastamonulusuna, Kırklareli'sinden Edirnelisine, Makedonya muhacirinden Bulgaristan muhacirine, Selanik göçmenine, yani Boşnak kardeşlerime, bir sürü yerlerden gelmiş ortak değerlerimiz olan kardeşler topluluğuyuz. Böyle bak. Bunun üzerinden bir kere siyaset yapmayalım. En geniş yelpaze. Güzel bir yelpaze. Ortak paydamız Bayrampaşalı olmak şu anda. Bunu bir kere koruyalım. Kendi içimizde fitnelere neden olmayalım. Bunu sadece şey için söylemiyorum, AK Parti, CHP falan. Bütün siyasetle uğraşan arkadaşlar bundan bir kere uzak dursunlar. Bu iyi bir şey değil. Onu söylemek istiyorum. Neden bunu söylüyorum? İnsanlar yerlerini bırakıp buraya gelmişler. Rızık kazanmak için sonra burayı artık kendi yaşadıkları yer edinmişler. Üçüncü, dördüncü nesil artık burada doğuyor, büyüyor. Artık Bayrampaşalı oluyorlar. Kendilerine aidiyet. Tabii özümüzü kaybetmememiz gerekiyor. Gelenek göreneklerimizi kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü bizi yapan bu değerlerdir. Toplumları birbirinden ayıran da bu değerlerdir. Ama o farklılıklar bizi güçlü kılıyor. O farklılıklar bizi dışarıya karşı savunmamızı daha güçlü kılıyor. Ben Trakyalı kardeşlerim hep komşumdu benim. İşte Çerkez kardeşim benim kan kardeşimdi. İlkokul kardeşim, işte arkadaşım, en samimi arkadaşım Kastamonluydu. Öyle söyleyeyim. Tabii Urfalı hemşerilerime de burada selam söylemek istiyorum. Onlar da Bayrampaşa çok eski dönemde gelmiş, yerleşmiş hemşerilerim. Dayım benim 1956'da geldi. Ama önemli olan ortak paydamız Bayrampaşa. Bayrampaşa'ya hizmet ediyoruz. Bayrampaşa'daki arkadaşlarımızın hakkını, hukukunu koruyoruz. Ona göre hareket edeceğiz. Tabii bir taraftan da siyaset yapıyoruz. Bir kere ben şanslıyım. Cumhurbaşkanının ilk partiyi kurduğundan beri yanında çalışıyorum. Bir sürü yapılan hizmetin şahidi oldum. Bir kısmında çalışmaların içerisinde olduk. Daha iyi, daha ileri hizmetler alabilmek adına siyaseti yapıyoruz. Bayrampaşa'ya yatırımların gelmesi noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ama burada da beraber yol yürüdüğüm bir sürü arkadaşım oldu, bir sürü kardeşim oldu. Partinin kuruluşundan bugüne kadar çok ciddi emekler sarf edildi. Bugün her şey kendiliğinden olmadı. Burada bir kardeşler topluluğu oldu, ortak değerler oluştu ve hizmet aşkı oluştu. Ve seçim sonucu da takdir etti vatandaşlarımız. AK Parti'ye oy verdi. Biz de gereğini, hizmeti yerine getirmeye başladık. Tabii belediye başkanımız Atilla Aydıner çok eski Bayrampaşalıdır. Çok ciddi hizmetlere imza atmıştır. Bugün belediye başkanlığı yapıyor. Geçmiş dönemde hangi görevi yürütüyordu? İlçe başkanlığı. Ama ilçe başkanıymış gibi de çalışıyor. Bunlar bizi işte güçlü kılıyor. Geçmiş dönemde görev yapan arkadaşlarımızla halen görüşürüm. Kırgınlıklar olabilir, dargınlıklar olabilir. Onları koruyoruz. Bu şekilde siyasetimizi sürdürüyoruz. Bayrampaşalı bütün kardeşlerime kapımız açık bir kere, onu söyleyeyim. AK Parti'ye geliriz, o AK Partili, ben CHP'liyim falan, öyle bir şey yok bizde. Benim liseden olsun, mahalleden olsun, ilçe başkanlarıyla olan hukuklarumuz çok farklı. Çok düzeyli. Şifa Niyetine Tiyatro Atölyesi, yaratıcı drama, yaratıcı oyunculuk ve diksiyon eğitimleriyle, seçkin kadrosuyla Bayrampaşa'da sizleri beklemektedir. Bir araya gelebiliyoruz. Güzel olan taraf da bu. İnşallah bunu kurdururuz ve koruruz ve sürdürürüz diyorum. Tekrar özellikle bizim Bayrampaşa TV'nin değerli hocam, genç kardeşim İlyas hocam, özellikle hocam diyorum. Kendisinin tiyatroda bize katkıları oldu. Öğrenciler yetişme anlamında bizim partiden de talep ettiğimizde destek veriyor. Parti adı gözetmeksizin buna yardımcı olduğunuzu biliyorum. Sağ olun. İşte özellikle bizim diğer görev yapan kardeşlerimiz var. Tabii kamera arkası var. Kardeşimin özellikle onunla olan hukukumuz da çok eskiye dayanır. Bir kere göz göze baktığımızda o samimiyeti görüyoruz. O samimiyet oldukça da halledilemeyecek hiçbir problem olmadığını görüyoruz.
Bunu da koruyacağız. Hep birlikte koruyacağız. Bence ismini zikredin. Başka hatırasında kalacak çünkü. O çünkü gönül kayar size. Onun sesini duysun. Onun sesini duysunlar. Yok, bir rövanş alıyorum şu anda. Teşekkür ederim. Eyvallah. Ben seni tebrik ediyorum özellikle. Çok sağ olun başkanım. Tabii muhtar adayı diyeceğim de demeyeyim. Bu arada bizim kamera arkamızda Adem Dişçi var. Aynı zamanda Murat Salman var. Başkanım sağ olsun. Şimdi bu İlyas kamera önünde de kamera arkasını pek söylemezler. Murat Yıldırım Murat, Yıldırım'da çok cevval bir giriş yaptı siyasete. Başkanım çok sağlam oy aldı. Çok sağlam. 4000 küsür oy aldı. Doğru. En özel ve unutulmaz anlarınızı yakalamak için hizmette sınır tanımayan Stüdyo A uzman personeliyle sizleri bekliyor. Kaliteli hizmet anlayışı, müşteri memnuniyeti, yenilikçi, farklı, her türlü okul kırtasiyesi, test kitapları ve zengin büro malzemeleriyle tüm kırtasiye ihtiyaçlarınız Uğur Kırtasiye'de. 4500'e yakın oy aldı başkanım. Şimdi ben bu sefer formatta bir değişiklik yapıyorum. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Ne? Valla benim haberim yok. Öyle söyleyeyim. Geliyorum. Evet. Efendim, ya bugün programı böyle kapat. Başkanım oturun. Bayrampaşa TV'ye selam olsun. Bütün Bayrampaşalılara selam olsun. Bugün Ersin Başkanımızın yanındayız. Benim annemin Urfalı olmasından dolayı Ersin Başkanımız da Urfalı. Ben bu sebeple yayına dahil oldum bugün. Değişik bir şey yaptık bugün aslında. Ersin Başkanım beni onur ettiği için geldim buraya. Başkanım, biz Bayrampaşa TV olarak size çok teşekkür ediyoruz. İlyas Hocam'la çok güzel bir program yaptınız. Ben de böyle programa dahil oldum. Gerçekten Bayrampaşa'da ilçe başkanlarımız bizim gördüğümüz kadarıyla hepsi dediğiniz gibi birbiriyle arkadaş. Ve biz hangi ilçe başkanımıza gittiysek hep aynı düzeyde karşılandık. Hepsi sıcak ve samimi davrandılar. Siz de öylesiniz. Ben size çok teşekkür ediyorum. Evet. Yönetiminize çok teşekkür ediyorum. Burada çok güzel bir ortam var. Gerçekten iyi ki varsınız. İyi ki Bayrampaşa'mızda sizin gibi bir başkanımız var. Ben teşekkür ediyorum. İlyas Hocam, sana da teşekkür ediyorum. Kusura bakma, yayınına girdim. Programımıza. Programına girdim. İlyas seni doğradım. Genel yayın yönetme olarak dahil oldum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim müsaadenizle. Tabii başkanım. Adem kardeşimi neden zikretmedim? Hani Urfalı hemşerisi onu onur ediyor. Kayır mısın diye. Hani bazen böyle şeyler de yapabiliyoruz. Ama artık söylemeden de geçemeyeceğim. Kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Adem'i ayrı seviyorum. Ayrı benim yanımda değeri var. Çok hakikaten samimi duygularla gerek yardımlaşma olsun, gerek arkadaşlık dostluk, gerek siyasi diyaloglarda olsun. O ince noktaya çok dikkat ediyorlar. Bundan dolayı tebrik ediyorum. O olan abi kardeş hukukumuz ayrı, o bizi ilgilendirir, evet. Ama Bayrampaşa'ya da çok ciddi katma değerleri var. Özellikle Bayrampaşa TV oluşturdukları ne kadar emekle, ne kadar hızlı ve samimi gittiklerini görüyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Ben de her zaman elimden geldiğince onların yanındayım diyorum. Her zaman. Bu çok arada teşekkür ederiz. Yaptığı organizasyonları da başarıyla yapıyorsunuz. Onu da söyleyeyim sizlere. Çok sağ olun. Takdir ediyorum. İnşallah daha güzel organizasyon, daha güzel çalışmaları sergilersiniz. Bayrampaşa'mızın buna ihtiyacı var. Daha iyisine ihtiyacı var. Çok teşekkür ederiz. Evet, programı hocam. Evet. Buyurun lütfen. Efendim, Kinyasa Gündeme Dair programında bu akşam AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Sayın Ersin Saçlı'yı konuk ettik. Her insanın hayatında belli insanlar, belli figürler, belli kişilerin önemli yerleri vardır. Bizler yayın hayatımıza başlamadan önce de tiyatromuzda da olsun, yaptığımız festivallerde de olsun Ersin Başkanımıza bir ağ vedasıyla hep geldik. O kapısı biz dahil bütün gençlere, bütün vatandaşlarımıza hep açıktı. Bunları sadece buradayım diye söylemiyorum. Her yerde de zikredebiliriz. Burada hiçbir sıkıntı yok. Gençlere verdiği önem, projelere verdiği önem gerçekten inanılıyorsa, gerçekten Bayrampaşa'ya, insanlara, kişilere, çocuklara bir katma değer sağlayacaksa, teşkilatı olarak, şahsiyeti olarak, partisi olarak ve elindeki tüm imkanları seferber ettiği için ben hazır yanındayken şahsına ve teşkilatına, Ersin Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Bizi bugün burada ağırladıkları için de kanalım ve kurumum adına çok teşekkür ediyorum. Efendim, Bayrampaşa TV izlemeye devam edin. Başka da söze gerek yok. Güzel bir program oldu. Sevgiler.